kullanıyoruz. Selamun aleyküm Fatih abi. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin abicim. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Ufak bir aksaklık oldu. Ya. Tabii bunu giderdik. Rizelilerde kesinlikle aksaklık olmaz, bir şekilde çözer. Evet. Evet Fatih abi, senin biyografini canlı yayında ben okudum. Yüzlerce eserin olduğunu, şarkı sözlerinin olduğunu, 150'ye yakın işte eserlerin olduğundan bahsettik. Biraz araştırdım ben de. Kesinlikle bunları herkesin araştırması lazım. Bunlar bizim değerimizdir. Değerimizi bilmemiz gerekiyor. Değerimizi bilmezsek önümüzü göremeyiz. Herkes lal olur. Fatih abi, söz sende abi. Tarihten bugüne Rizespor'umuz. Hiç sözünü kesmeyeceğim abi. Şimdi Rizespor deyince bir hasret, yani bir özlem benim için, İstanbul'da olduğum için. Rizespor çilelerle kuruldu. Rizespor bir avuç gönüllünün çilesiyle kuruldu. Ama ondan öncesi var. 1918'de Kurtuluş Savaşı döneminde Rize'de futbol oynayanlarımız vardı. Rize İdman Yurdu diye, Mersin İdman Yurdu gibi ülkenin çeşitli yerlerinde İdman Yurdu ocakları vardı. Onların bir spor kolu olarak Rize İdman Yurdu kuruldu. Şu anki Tefik İleri Okulu'nun orada futbol sahası vardı. Deniz doldurularak yapılmıştı. Ruslar denizi doldurmuş, orayı saha haline getirmiş. Buhti deniyor ona. Buhti'nin Duzu diye anılıyor. Orada futbol başladı. Ondan sonra Halk Evi Spor, Şahspor kuruldu 30'lu yıllarda. Daha sonra Güneş Sporlar, Beşiktaşlar 1953'te Rize Spor kuruluyor. 1953'te anlamlı bir günde kuruluyor. 19 Mayıs 1953 tarihinde kuruluyor. Şimdi burada zaman zaman şehre de söz sahibi olan insanlar dahi çıkıp diyor ki Rize İdman Yurdu'nu baz alalım. Takımımız daha eski tarihli gözüksün. Yok öyle bir şey. Yani daha önce kurulan kulüplerin Rizespor'la hiçbir organik bağı yok. Hal böyle olduğu halde de yaparsak kuruculara karşı bir vefasızlık olur. Bunu kuranların şeyi olur. Yani Rizespor'un resmi kuruluş tarihi 19 Mayıs 1953'tür. Ha, 68'de profesyonelliğe geçiyor. Ama diğer takımlar Fener Gençlik, Güneş Spor filan Rize Spor'un bünyesine dahil oluyor. Yani burada bir de kopukluk oluyor. Zaman zaman Rize Spor 68'de kuruldu. 68'de kurulmadı. 53'te kuruldu. Güneş Spor diye bir takım var. Bunun başında Şemsi Çepni diye bir insan var ki Rize'nin Churchill'i diye anılıyor. Siyasette, gazetecilikte çok kaliteli bir insan. Şemsi Hoca Güneş Gazetesi'nin de sahibidir. Şimdiki Güneş Gazetesi'nin sahibidir. Ali abim şu an sahibi olduğu gazetenin. O zamanki sahibi Güneş demek Şems demek. Şems demek yani Güneş demek. Kendi adını verdiği takımını Rize Spor uğrunda bir kalemde kapatıyor. Ve Rize Spor'a dahil ediyor. Fener Gençlik de dahil oluyor. Rize Spor kuruluyor. Rize Spor'un kuruluşunda Muharrem Kürkçü'nün çok büyük emeği vardır. Yani o Muharrem Kürkçü daha sonra yağmur altında bilet satarken şahit olduğumuz bir büyüğümüzdür. Mesela şunu söyleyeyim, yani Muharrem Kürkçü ismini halk bazında, Rize bazında, Rize Spor camiası bazında her zaman bilinir, saygı görür, değerli bir büyüğümüzdür. Kulüp bazında, profesyonellik bazında yaşayan her iki kuruluşta da yer almış biri olarak kulübün de okul ona biraz kulak vermesi gerektiğini, zaman zaman gönlünü alması, onunla istişare etmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Ama Rize Spor'daki yapılaşma çok zor günler yaşadı Rize Spor. Kayyuma kaldı, borç batağına düştü, kümeye düştü. Ama hiçbir zaman, yani hiçbir zaman şu son dönemler kadar şehirden uzaklaşmadı. Ruhundan, halktan uzaklaşmadı. Ha burada bütün kabahat uzaklaştıranların mı? Dükkanımıza biz sahip çıkmadık.
Dükkanını besmeleyle açarsın, rafları temizlersin, dizersin, malına sahip çıkarsın. Ne olur? Zararlılar o dükkana giremez. E biz dükkanımıza sahip çıkmıyoruz. Yanlışla Rize sporlu Boğaçan bir sembol. Bizim kardeşimizin oğlu Galeci Boğaçan. Onun gönderilmesinde biz ismi mi şey yaptık, isim mi orada? Bir Rizeli OG'si, daha önce de Muhammed Balcılar, şu an Ordu Spor'da oynuyor. Yani bizim çocuklarımız Ordu'da gittikleri yerde güzel olacak. Bizim takımımızda 53 numarayı, ben Umit'te hoşuma gidiyordu. Bizim insanımız da hoşumuza gidiyordu. 53 numara yabancı taşıyor ya. Tuhaf oluyorum yani, hiç hoşuma gitmiyor. Senelerden beri 53 numarayı maalesef yabancı futbolcular taşıyor Fatih abi. Yani başka isimler var. Yani şimdi bir Hasan Vezir. Ya benim kalbim titrerdi ya, Fenerbahçe'de Rize koşuyor orada. Yani o 103 golluk şampiyonu da Rize bayrağı vardı. Şimdi biz kızıyoruz. Ben de çok kızıyorum. Rizeli Rize Spor tutacak. Ama bunun biraz da altyapısına bakalım. Niye böyle oluştu? Ya Şenol Birol Türk futboluna damgasını vurmuş adam, 34 gol attığı sezon, Metin Oktay 37 atmazsa, şu anda 34 gol atan hiçbir Beşiktaşlı futbolcu yok. Rekor Şenol abiydi. Şenol abiden dolayı Rizel'le Beşiktaşlı oldu o dönem. Rize Spor yok. Daha sonra Fener'de Hasan Vezir'in, ondan önce Osman Kavrakoğlu Rizeli büyüğümüz, Fenerbahçe'de kulüp başkanlığı yapmış 60'lı yıllarda. Yani Rize Spor profesyonel liglerde yer almadan önce. Onların biraz sebebi vardır. Atadan gelen bir bağlılık var. Ama bunu da biz sevgiyle aşmalıyız. Bazı arkadaşlarımız görüntü fotoğrafına Fenerbahçe'yi layık görüyor, Beşiktaş koyuyor. Ya bunu nasıl koyarsın, nasıl edersin, bu hainliktir gibi yaklaşımlardan uzaklaşmamız lazım. Güzel anlatarak, sevgiyle yaklaşmamız lazım. Rizeli'nin, Rize Spor'un yanında olması gerektiğini kavgayla değil, sevgiyle anlatmamız lazım. Evet. Sevgili Fatih abi, ben şunu merak ediyorum şahsen. Eski dönemden beri işte Rize'nin yetiştirdiği birçok futbolcu büyük takımlarda oynadı. Acaba diyorum, ya tamamen şu an aklıma gelen bir şey. Başka bir illerden bu denli bir yükseliş var mıydı futbolcu açısından, yani isim atıyorum misal diyorum ki da bildiğim Diyarbakır'dan veya Antalya'dan veya başka bir yerden. Ben yani Eskişehir'den var, Fethi var, efsane futbolcular var ama Rize'den çok yıldızlar çıktı. Yani bilinmeyen yıldızlar çıktı. Bak mesela en son bir Avni Kalkavan diye bir futbolcu Fenerbahçe'de 10 yıl futbol oynuyor. En son Adapazarı'na yerleşiyor. Sakarya'da, stadda adı yaşıyor. Rizeli sporcunun adını Kocaeli Spor stada vermiş. Ama biz burada diyoruz ki Şenol Güroğlu'nun ismi verilsin. Biraz da spordan uzaklaşalım. Siyasi görüş olarak hiç yanında olmadığı Mesut Yılmaz Bey'in ismi havaalanına verilsin diyoruz. İnsanlar şeyi karşılıyor. Ya siyasi bakıyor veya farklı bir hesap içinde oldukları için karşı tarafın da hesabı olduğunu zannediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Rize'de en büyük sorun da budur. Rize'de doğruları çekinmeden söyleyen insan sayısının azalması o şehrin proje sayısının, nitelik sayısının düşüşüne neden oluyor. Mesela adamı spor programında her yerde izliyorum. Rize Spor Başkanı'nı yerden yere vuruyor. Hatta bazen de üzülüyorum. Çok ağır oluyor. Yani bu adam Fındıklı'ya yatırımlar yapmış. İyi kötü Rize'ye hizmeti olmuş bir adam. O adam yerden yere vuruyor. Canlı yayında o adam çıkıyor programa, diyor ona ki Sayın Başkan, siz bunlara layıksınız. Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı düşünüyor musunuz diyor. Program boyunca metiye düzüyor. Dün eleştirdiği, yerden yere vurduğu, hatta otursuz şekilde eleştirdiği insanı nasıl sonuç alacağız? Gazeteci yarın Rize Spor deplasmanına giderken acaba kulüp uçak biletimi verir diye düşünüyorsa gazetecilik yapamaz. Kalemini, şeyini emret belki eder.
Başkalarının hizmetine terk eder. Rize'de gazeteci arkadaşlarımız tenzih ediyorum. İlla ki işlerinde yürüyür ve Rize sevgisiyle olanlar var. Vardır mutlaka. Var diye de en azından temenni edelim. Herkes bir hesabın peşinde. Herkesin hesabı Rize olduğu zaman sonuca ulaşacağız. Çok başarılı olacağız. Bizim şehrimizin kıvılcımları var. Bizim şehrimizde güzellikler var. Her alanda var. Ama geleni öven, gideni söven ağır olacak. Bir yapıdan vazgeçmeliyiz. Doğrularını alacağız, yanlışlara karşı duracağız. Birlik olacağız her şeyden önce. Önce Rize deyince Kalbatışı'ndaki farklılığı hissedeceksin. Yani Rize ismi, Rize'nin yükselmesi, Rize spor bayrağının yukarıda olması bir insanı mutlu edecek. Her şeyden önce. Survivor'da Reşat'ı izliyorum. Babaannesini anlatıyor. Ya böyle bir şey var mı? Ne güzel bir şey. Annesini seven, köyünü seven, memleketini seven, bayrağını da sever, yurdunu da sever. Oradan başlar her şey. Temelden başlar ya. Sevgili Fatih abi, birçok soru geliyor. Yetişmeye çalışıyorum. Yalnız arkadaşlar, sorularınızı Fatih abi tarihi bitirdikten sonra zaten kendisi kısa kısa olarak cevaplayacak. Emre Bayram, değerli kardeşim, hoş geldin. O konuya gireceğim. Fatih abi, herkesin kafasındaki soru şu. Canlı yayınlarda, özellikle gazetecilerimizin canlı yayınlarında, Çay TV'de olsun veya farklı bir platformlarda olsun, içinden gelenleri, gördüğü yanlışları söylüyor, açık bir dille söylüyor. Lakin konuk aldığı zaman, siz demin bahsettiniz, yani 90 derece döner gibi oluyor. Bu gazetecinin bu menfaati nedir? Neden aynı şeyleri söyleyemiyor? Madem söylüyorsun, niye yüz yüze geldiğin zaman çark ediyorsun? Ya bu böyle midir? Ben Rize'de aktif gazetecilik sonrası Rize'ye izne gitmiştim, yıllık izne. Bu arada İETT Genel Müdürlüğü'nün 22 yıllık fotoğrafçısıyım. Yıllık izne gitmiştim. Rize Spor maçında maçı vardı o gün. Maçı izledim. Gazeteci olmadığım için basın toplantısı bölümünde yoktum. Bir gazeteci arkadaşı aradım. Bak, bu Rize Spor için önemlidir. Bunu hocaya sor dedi bana. Dedim ona. Ne dedi bana biliyor musun? Uçak biletimi alacak mısın bir de hafta? Bitmiş. Tamam abi. Bizler cevabımızı aldık. Evet. Bizler cevabımızı aldık. Bugün bir paylaşımınız vardı Fatih abi. Ben bugün baktım. Trabzonsporlu 18 yaşında, 17 yaşında çiçeği burnunda lise öğrencisi çocuğun maçta neler yaptığından bahsettiniz. Diğer kariyerde sevgili Ümit Ozan kaptanımız oğlu Boğaçan'dan bahsettiniz. Tabii Boğaçan orada bir yüreğiniz, tempo. Onun yanına yüreğiniz, onun yanında Ordu'da şimdi top koşturan Muhammed Balcı'yı da koyarız. Başkalarını da koyarız. O bir sembol orada. Ama adam mesela o paylaşımın altına bana yazdı ki Rize Spor Boğaçan'ın babasının malı mı yazdı bana vatandaş Rize'den. Ben de dedim evet, babasının malı. Babası Rize Spor için topun önüne, tekmenin önüne kafasını koymuş adamdır. Ama kesinlikle. Ama bu o değil. Çocuk zaten başarılı. Başarısını bir yana bırak. Ya yeni gelmişsin kardeşim. Takımı bir tanı. Takımda bir tane Rizeli var. Onu Rizeliliğin hatırına tutsun kardeşim. Ama burada kabahat ondan çok bu konuya ses çıkarmayan yöneticilerindir. Yönetimindir. Sevgili Fatih abi, Mardin'de Çaykur Rizespor Kızıltepe Çaykur Rizespor Derneği Başkanı Harun Çınar, evet, başkanımız da bizleri seyrediyor. Güneydoğu'da böyle bir oluşum yaptı. Hani biraz sporun dışına çıkıyoruz, çıkmıyoruz aslında. Yok, ama ben yani her zaman Güneydoğu'daki söylüyorum. Bu oluşum hakkında ben her zaman söylüyorum, belki siyasi bir söz söylev gibi algılanır ama ben o amaçla kullanmıyorum. Yaşasın halkların kardeşliği diyorum. Yani orada bizim Deniz'in çocuklarıyla doğudaki kardeşlerimizi bir araya getirip Rize Spor bayrağını orada dalgalandırıyorsa biz ondan kıvaç duyarız. O kardeşimize teşekkür ediyorum. Ben mesela Van'da kardeşimiz
İyi bir aç mı son ses? Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım. Fedadır sana canım dinliyor. Davut Güloğlu kardeşimizin sayesinde. Bunlar bir güzelliktir, renktir. Orada verdiği uğraşı da görüyorum kardeşimizin. Derneğe başarılar diliyorum. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz Harun Başkanımıza. Güneydoğu'nda yapılanmayan bir şeyi Allah'a yaptı. Destekleri de oluyor, ailelere yardımları da oluyor. Bunu sosyal medyalardan gösteriyor. Yani aldığı veya almadığı bilmiyoruz. O konuda yardımlar var mı? Onları ulaştırıyor. Kesinlikle içten yapıyor bu işi. Sevgili Fatih ben abi, şimdi şimdi üzerindeki formadan yola çıkarak şunu diyeyim. Bak, bu Trabzonspor'un bir malzemesi, bir tişörtü. Bana bir Trabzonlu yönetici abimiz hediye etti bunu. Yani ben bunu çok farklı görüyorum. evet. Efsane diye fırtına, yani eski yıldızları, eskileri anlatan bir tasarım. Ya Rizespor bu yönde bir şeyler yapmalı. Yani uzun kollu, kısa kollu, farklı arayışlarla İstiklal Caddesi'nde, İstanbul'da göreceğimiz şeyler yapmalı. Çok farklı tasarımlar yapmalı. Tasarımlara da açık olmalı. Mesela senin üzerindeki çalışma zannediyorum Muhammed kardeşimizindi. Allah razı olsun, çok farklı düşünmüş. Ben heyecanlandım ya. Hemen görünce onu şey aradım. Mehmet Ali Karacay hocayı aradım. Bu formayı nere buluruz diye hemen heyecanlandım. Bu tarz nostaljiye yönelik bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi Fatih abi, bu formanın şöyle söyleyeyim, sayfa olarak şeyle çalışıyoruz. Bu formadan arkadaşlar devamlı dile getirdiler. Efsane formamız neden story'de satılmaz diye. Bunun üzerine benim de değerli dostum Muhammed abi aradım. Dedim böyle bir şey çıkarabilir misin? Hani isteyen arkadaşlar var. Fiyatını da uygun tut Allah ki razı olsun. herkesin eline ulaşabilsin. Zaten belli bir markalarla storyler formaları satıyorlar. Bazen el yakıyorlar. Ulaşan var, ulaşamayan var. Bu da bizim nostaljik formamız. Evet. Hani daha önce ben çalıştığım bankada müfettiş üstatlar vardı. O üstatların üzerinde, mesela birinin üzerinde Adana Demirspor'un efsane forması vardı. Buna da benziyordu bir şekilde. Oradan ilişti gözüme. Böyle bir şey çıkardık. Böyle bir şey Allah yaptık. razı olsun. Şimdi Fatih abi, herkesin merak ettiği bu konuda aslında şöyle söyleyebiliriz. Rize AŞ içerisinde büyük iş adamlarının olduğunu biliyoruz. Siyaset kısmına girmek Evet. istemiyorum kesinlikle. Amacımız sadece Evet. gönlümüz Rizespor. Bu Rize AŞ lav olursa şayet, Rize'ye kim sahip çıkabilir veya sahip çıkılır mı? Rizespor Yatırım AŞ zamanında olması gereken bir şeydi. Yani yapılması gereken gerekli bir oluşumdur. Orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı şudur. Eğer bu oluşumu az sayıyla tutarsanız kongrede Rizespor'a mal olmuş Lokman Koçan söz aldığında başkan çıkar ona der ki parayı ver aşağıya git ondan sonra konuş. Yani para bizimdir, kulüp bizimdir havasına girer. Yönetim 44 kişi toplanıp Rizespor'un ismini Salahaspor, Konyaspor, Hakkarispor yabancı bir isim yapabilir. Şu an şu yapılması gereken AŞ'de Trabzonspor bir AŞ'dir. Galatasaray bir AŞ'dir. Beşiktaş AŞ'dir. AŞ'nin üye katılımcı sayısını çay defteri üzerinden Rizelilere arz edeceksin. Rizelilere Rizespor'a ortak edeceksin. Ama burada zorunluluk olmayacak. İstemeye, isteyen kabul etmeyebilir filan. Yani isteyen bir an evvel Rizespor AŞ'de katılımcı sayısını binlere ulaştırmamız lazım. Yani bu modele gitmeleri lazım. Niye bunu seçmiyorlar bilmiyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki Rize AŞ eskiden beri kurulması gerekiyordu, ama kurulması gerekiyordu ama katılımcı az, aslında kesinlikle lav Tabii edilmemeli. tabii işlev Lav hale edilirse getirilmeli. Rize'nin baş... İşlev hale Efendim abi? getirilmeli. Ha, işlev hale Yani getirilmeli. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor burada model alınmalı. Bazen onların incelenmeli. Onlar nasıl bir yol izledi, nasıl şey yaptı.
işte yapılmalı bence. Yani o şekilde dönüştürün beni. Az kişiyle olduğu için bir de isimlere bakıyorum işlerinde Mehmet Nazif Günal. Yani Rizespor ölmüş, bitmiş o adamın umrunda mı olur? Yani Rize MNG Kargo'nun sahibi. evet Arhavispor'u tutar, Opaspor'u tutar, Opale'dir o büyümüş. Kötü bir insan anlamında demiyorum onu. Yani sıkıntı Rizespor'un dükkanın halka daha camlarını açması. Mesela Hasan Kemal yardımcı başkan oldu. Ne yaptı? Gitti çay ocağına oturdu bir çay ısmarlayın dedi Rizelilere. Ama bunu yaptığında yürekten yapacaksın ki halk da buna şey yap. Ha onun dışında maçtan maça gelen gölge bir başkan yönetimiyle yönetirsen Rizespor'u orada sıkıntı var. Siyaset her dönem Rizespor'da vardı. Şike dışında, Şike asla. Rizespor'un transferinde yardımcı olurdu, sıkıntılarına yardımcı olurdu, yönetimi rahat bırakırdı. Yani şu hocayı alacaksın veya Rizespor teknik direktörü şu an reisle görüştüm veya yeni gelen teknik direktör Tayyip Bey çok iyi insandı, çok değer, elbette iyi insandır. Biz Rizeliler biliyoruz. Sana mı soracağım onu? Yani yarım saat onu bize anlatmana, Rizelilere anlatmana gerek yok ki Rizeliler kendi içinden çıkan değerleri zaten biliyorlardı. Fatih abi, sene 2004'e gitmek istiyorum. Eğer hafızan taze ise o Beşiktaş. konuda. Beşiktaş, Rizespor Beşiktaş maçı. Evet. Bize bildiklerini anlatabilir misin bu Yani konuda? Rizespor 2004'ten öncekileri daha çok bilirim. Rizespor Beşiktaş maçı yani tarihi bir maç. Böyle karikatürize ettiler onu. Böyle farklı farklı çok güzel bir dergide yer almıştı. Yani o bir ruhtu. Beş yıldızdı. Yani farklıydı. Ondan sonra onları yakalamamız gerekir. Yani ben daha çok daha eskilerde mesela o dönem Rize'de değildim ama o ruhu biliyorum ediyorum ama yani ben daha çok nasıl söyleyeyim bir Hasan Vezir vardı bizim. Hasan Vezir'e şans verdik. Geldi Rizespor'a. Tık Oktay'ı da kattık araya. Oktay hoca abi diyeyim, bilmiyorum diyeyim de. Ya kardeşim Oktay abi de takım kuramadı. Ekibini Hasan Vezir de kuramadı. Ne oldu? Arizelilere şans verdik oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bize Ben de tam oraya gelecektim ya Fatih biz abi. Oktay Çevik ve Hasan Vezir zamanında da iyi bir başlangıç yapmıştık. Yalnız o dönemde patladı ve o biraz dönemde dedikodu sorun oldu. Daha o doğrusu. dönemde sorun Oktay abi devreye girmeyecekti. Hasan abi ekibini rahat kuracaktı. Sorun oydu. Ama bunun dışında şimdi Rizespor'da şans verilmesi, taraftarın yanında durması gereken isim Mehmet Ali Karaca kardeşim ama eskilerden hepsine sorarsam ben hoca hocam diyor. Adam 20 yıldır topu maçtan, ekrandan izlemiş. Hiçbir maçları gözlemcilik yapmamış. Rizespor'dan görev bekliyor. Adam Rizespor'da zamanla oynamış. Yanındaki çevre bu abi çok iyi Rizespor'u hocalık. Böyle bir şey yok. Yani kendi isteklerimizi, kendi şeylerimizi bir kenara bırakacağız. Doğru da buluşacağız. Yani ben size sayabilirim isim. Saymak istemiyorum. Sevdiğim abiler var işlerinde. Beş taneye yakın Rizespor'lu yıldız eski futbolcu hoca olacağım diyor. Ya böyle bir şey var mı? Göreceksin de burada en şanslı olan Rizeli'nin ona her türlü yardımcı olacaksın. Sen evde maç izlersen Mehmet Ali Karaca Antalya'da yıldız futbolcu izliyor. Kendini geliştiriyor. Sporun, futbol topunun hızı gibi futbol da gelişiyor, değişiyor. Ama Karaca bu değişimi kendini ayak uyduruyor. Yani herkes taraftarın bir hesabı var. Hepsini kastetmiyorum asla. Gazetecinin hesabı var. Hepsinin hesabı var. Çıkarına göre Rizespor'a bakarsak sonuca ulaşamayız. Şimdi bir an evvel sesimizi çıkarmalıyız. Ben Ali Zeki Sarıoğlu'nu çok ayrı tutuyorum Rizespor'da. Çok da değer ve yüklediğim bir abi. Ama
Rizespor gölge başkanla yönetilmez. Rizespor'u Osman Aşkın bak bıraksın bakanlığı. Bakanlıktan ayrıldı. Başkanlık mı olacak? Birer yönetim olacak. Kardeşim kulübün önüne açsınlar. Kulübe yardımcı olsunlar ama her şeye. Yani bir Yılmaz Vali göremiyorlarsa, bir bu sıkıntıları göremiyorlarsa, hep için değilseler daha gölge etmesinler bence. Bilmiyorum, ben sıkıntı görüyorum Rizespor. Evet. Şimdi Fatih abi sen özellikle Rizespor tarihi adı altında birçok eserini biliyoruz. Evet, böyle bilmeyen bir arkadaşlarımız da vardı. Burada. Belki hatırlıyorsun, böyle bir şeysi var. Evet, hatırlıyoruz, yani evet. Belki görmüşsün, edinmişsin böyle. Büyük kulüplerin böyle bir şey yok. Peki Rizespor o dönem buna sahip çıktı mı sizce? Hayır. Yani kulübe 22 tane gönderdim. Yani bunları satın alın, bize de destek olsun. Bunları basıyoruz. 20 tanesini geri verdiler bana. 2 taneyi de yabancı futbolcular aldı. Şimdi Şimdiki transfer hedefim döneminde 24 tane Rizespor'a anlayacak, yüreğimi anlayacak, beni anlayacak bir Rizespor Müzesi oluşturmak için çaba sarf ediyorum. Ha bu kulüple olur, kulüpsüz olur ama bunu yıllardır dinlendirdiğime rağmen bana sadece şu bize lazım, şunu verir misinle geldiler. Veya bir müze kuruyoruz, senin malzemenle yararlanabilir miyizle geldiler. Senden değil de malzemeni ver, yararlanalımla geldiler. Yani güzel bir ortam bulursam, güzel bir şey bulursam, mesela Kahraman eski futbolcu Hasan Vezir Rize'ye gittiğinde kulüpte kendini görebilmeli. Yani eski hocalar da öyle. O ortamı yakalarsam öyle bir şey yapacağım. Yani yıllardır, 30 yıldır biriktiriyorum. Evet, evet Fatih abi. Yani sizin de işiniz bu konuda buruk. Ben bunu görüyorum. Ben de yaklaşık bilmiyorum. Bak bu burada şey değilim. Çok mütesir değilim. Niye değilim? Ben buram rahat şey diyorum. Eskiden çok fazla bunlara üzülüyordum ama başarısızlığa bile alıştırdılar bizi. Olumsuzluklar bile alıştık diye düşünüyorum. O da kötü bir şey. Peki. Peki Fatih abi biz hangi dönem yabancılaştık? Biz hangi dönem yabancılaştık? Futboldaki yabancı futbolcu sayısının yukarısı kalmasıyla ilgili. Yani ben Rizespor'u, benim Rizespor'um Umut Ozan'la o şampiyon olduğumuz 1999-2000. Ondan sonra böyle yavaş yavaş kopmalar görüyorum. Yani benim içime sinen sezon, o şampiyonluk, o heyecan. Ondan sonra yavaş yavaş şehirden kulüp şey yaptı. Mesela Ulvi Suvarioğlu gibi biri geldi. Her zaman başımıza ya Yılmaz Bal ya Ulvi Suvarioğlu, bir sıra yine Rizel olmasına rağmen Osman Avcı. Yani birilerini buldular, bir şey yaptılar. Yani kendileri şehirden uzak oldukları için bu uzaklığı giderecek bir aracı gibi araya birini koydular ama o da şehirle bütünleşmedi. Yani son dönemlerde kulüp camlarını, kapılarını, her şeyini şehre kapadı. Burada sıkıntı var. Yani bir şey yok. Yani düşürecekler takımı, ondan sonra toparlanmaya başlayacağız. Bu mu? O zaman da belki o hatalar ortaya çıkar yani. Kitabın satışıyla alakalı yazıyorlar da gözüm oraya ilişti. Hani böyle bir şey devam Kitap ediyorsa hani nasıl temin edebiliriz? 2008 yılında çıktı. Yani ben de birkaç tane arıyorum. Yani yok artık. 1000 tane basıldığı için yok ondan. Yani. Ama nadir kitapta, da, nadir internette bulurlar. Nadir kitapta var. Nadir kitapta. Evet, bu Fatih Sultan Kar abimizin kitabını nadir kitap olarak taratırsanız Google'dan bulabilirsiniz. Sevgili Fatih abi, soruları alacağız. Evet. Sizin de zamanınızı çok almak istemiyorum. Yalnız bugün gözüme bir şey ilişti. Bana dediler ki Fatih abinin üzerinde bir polar var. Bunu nasıl, nereden Hangi, bulabiliriz? nerede polar var?
Ha, Hasan abiden aldım Rize'deki, Hasan abi hediye etti bana onu. Spor mağazası var ya Hasan abi. Evet, bu evet, bunu çok sordular bana bugün, nereden bulabiliriz diye. Tabii bu konuda şey olmadığım için, malumatım olmadığı için akşam soracağım söyledim. Yani nereden acaba hala var mı onu Hasan abi bilmiyoruz. Siz tanıyorsunuz, bilirsiniz Hasan Rize abi. sporla ilgili yorumları, yazıları Evet. olan. Hasan abi bana hediye etmişti onu, çok sağ olsun. Evet, gerçekten çok güzel bir şey, göze hitap eden Fatih abi. Size de ayrı bir çok yakıştı diyebiliriz. Ben Şimdi de ben Fatih abi. bir Rizeli abimize hediye ettim ondan sonra o fotoğrafı. Oydu oydu diyor. Ondan sonra da üstüme de daha da yok. Evde de yok diyorsunuz abi. Aynen. Yok onu. Şimdi Fatih abi, ben de işte yaklaşık 12 yaşından beri İstanbul'dayım. Burada ikamet ediyorum. Rize Spor'la yakın bir tarihte tanışmadım. Yani geçmişim çok yok Rize Spor'la. O yüzden ben çok merak ediyordum Rize Spor tarihini. Okuyordum, içime işlemeye çalışıyordum. Oradan sizin yazılarınız olsun, diğer şeylerden Rize Spor tarihiyle alakalı edinebildiğim bilgileri kafama yer etmeye çalışıyordum. Çünkü Rize Spor'la son zamanlarda çok alakam olmaya başladı. Yani yaklaşık 2003, 2000'den sonra, daha doğrusu Rize Spor'un birinci lige uzun bir aradan çıktıktan sonra içimizdeki memleket aşkı daha bir alevlendi. Baktık ki biz büyük takım İstanbul'dayız. Rize Spor aynı kulvarda yarışıyorlar. Tamam, büyük takım geçmişimiz var, yok değil. Herkesin illaki bir büyük takım şeyi, geçmişi var. Doğup da doğduğundan beri Rize Spor'a olup da Rize Sporlu olup da doğduğundan beri Rize Spor'u tutanlara ayrı bir saygım var. Sevgim değil, ayrı bir saygım var. Ben öyle değilim. Ama Rize Spor'la tanışmam 20 senelik bir mazi içerisinde oldu. Yaşım 41. Şuraya geleceğim abi. 2004'te biz de İstanbul'da bunu büyütme adına Erdal Yılmaz'la beraber bir grup kurduk. Serdar'la Serdar beraber siz arkadaşım, tanırsınız. kardeşim Serdar. Çok severim. Evet, o bizim başkanlığımızı yaptı. Bayağı bir büyüdük. Daha sonra yaş geçtikçe tabii şey yaptık, bıraktık. Rize Spor tarihini çok merak ediyordum. Bana çok telefonlar geldi bu yüzden alakalı. Ben de en yakın bu işi kim yapabilir, bize kim bu konuda yardım edebilir? Sevgili Fatih abiden başkası olamaz dedim. Siz de bizi kırmadınız. Allah razı olsun diliyorum. Sizin de içinizde birikmiş şeyleriniz vardı. Bunları dökmeye çalıştığınızı diye düşünüyorum. Hem bize ışık oldu. Çok teşekkür ederim Fatih abi. Şimdi soruları alacağız. Ben şöyle sorayım. İlacımız bu saatten sonra ne olur Fatih abi? Yüreğimiz çok yanıyor. Yüreğimiz çok yanıyor. Senelerden beri hesap kitap makine elimizden düşmedi. Yani ilacımız ne olur bu saatten Ben de sonra? onu hep söylüyorum. Rizeli dükkanına sahip çıkacak. Yani Rizeli sesini çıkaracak. Yani bu yönetim çok şanslı. Taraftarlar tribünde yok. Yani çok bu başarısız yönetime başarısızlığını, yanlışlığını haykırma zemini oluşacak. İnsanlar da tepkilerini koyacak. Hakarete varmadan, şey yapmadan, insanların kişisel haklarına dokunmadan, ben Hasan Bey'in yerinde olsam gölge başkanlık yapmam. İstifa ederim yerinde olsam. İyi de bir insandır Hasan abi. Hasan abi bırak, Hasan Başkan zaten Ha, bırakacak bıraksa Fatih bir şey abi. değişmez, onu söyleyeyim size. Rize Spor düşerse bırakırlar. Bunlar Rize Spor üzerinden devam ederler diye düşünüyorum. Rize Spor'u rahat bırakmazlar yani. Ha, tek çare düşer, o Şimdi zaman da Hasan Kemal yardımcıya yapıştırır. evet, Rize Spor AŞ'den bahsettik. Fatih abi, Rize Spor AŞ'den bahsettik. Olması gerekenden bahsettik. Olması gerekenin içerisinde olmaması gereken insanlar mı var? Yani söz nereye Doğru. gidiyor Fatih Rize abi? Spor Yatırım AŞ'de kötü insanlarla ilgisi yok. Sayının artması kötülerle filan, şu var bu varla ilgili değil. Daha demokratik olması, daha katılımcı olması açısından gerekli. Yani 17 kişi bir araya gelip 15 kişi bunu yaptık diyemez o zaman çoklu olunca. O açıdan. Yoksa şey değil ya. Yani. Profesyonel yöneticilik açısından.
Fatih abi, senelerdir İstanbul'da bir Store veya Rizespor'la alakalı üstlük veya altlık veya herhangi bir envanteri bulabileceğimiz bir nokta yapılmadı. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz Fatih abi? Bunu neye bağlıyorum? Potansiyeli var. Yani Rize'de İstanbul'un potansiyeli var ama bunu yapacak insanlar daha çok kulüptekiler. Ya bir Fenerbahçeli Rizespor'un malzemesini satılmasını çok önemser mi bilmiyorum yani. Beşiktaş'ta önemser mi? Ya Rizeli bir konuma gelmiş iş adamları, Rize'deki büyük abilerimiz, Rizeli İstanbul'daki Rize'nin ağaları İsmail Türk'ün dediği gibi Rize sporlu mu? Evet. Yani o Evet Fatih abi. sütoreler, mütoreler hep o diyaloglarla oluyor. O diyalogları kuran insanlar önce Rize sporu tutmalı. Şimdi ben bunu sorduğumda bana şöyle dediler Fatih abi. Rize'deki Store'nin kar marjı veya satış hacmi düşmesin diye İstanbul'da veya başka bir illerde Store'u düşünülmedi. Yalnız şeyden internet üzerinden satış alanlar da sıkıntı yaşıyorlar. Ya olmuyor, denemeden aldıkları için geri gönderiyorlar. Bu da zaman kaybı ve maddi kayıp demektir sevgili Fatih abi. Ben kesinlikle bir İstanbul'da bu şekilde bir Store'nin açılıp büyük illerde Store'nin açılıp Rizespor'a kazandırma açısından maddi açıdan kazandırma açısından iyi olacağını düşünüyorum. Yani çok Tamam, isteyenler var. katılıyorum da Rize şehir merkezinde yok kardeşim. Yani bir barakanın içinde ya. Evet. Yani Evet. o mantık önce yönetimde oluşmalı. Yani Rizespor'a yakışır mı oradaki yer? Bilmiyorum yani. Ben yadırgıyorum. Orada bir kız kardeşimiz gelecek rahat rahat o içeri girip malzeme nasıl bakacak daracık bir yer ya. Uygun bir yer mi şu anki İstanbul'da? Şimdi bir alışveriş merkezi kuruluyor. Sanırım orada bir store İnşallah. açılacak herhalde. Bu kapsamda devam edecek. Sevgili Zonguldaklı Mehmet abimiz var. Rize Pazarlı'dır kendisi. Çok iyi bir Rize sporludur. Zonguldak'ta yaşıyor. Soru şu bu futbolcu grubumuz ile Rizespor'un bu sene kümede kalır mı? Fatih Bey ne düşünüyor bu konuda demiş. Ya ben çok ağır Yani bu futbolcu grubuyla Rizespor kalır mı ligde? Ya ben biraz ağır diyeceğim burada. Düşse belki yönetim düzelir diyeceğim. Yani çok Hiç sıkıntı yok abi. yani ben bilmiyorum biraz öyle. Ama bu sene kalırız yani. Şey olmaz. Düşmez diye düşünüyorum. İnşallah abi. Sorularınız varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Fatih abi zamanı da kısıttı. Kendisinin de işleri var. Bize vakit ayırdı. Allah kendisinden razı olsun diliyorum. Mehmet Ali hocamız var. Kendisi Mehmet Ali Sukas. Kendisi İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Çok maçlara da gittik. Rize'den çok Rizeli diyor. İstanbul'da var. Yani bu cevheri niye kaybediyor? Yani neden büyük takımların Fenerbahçe'de olsun, Galatasaray'da olsun, Beşiktaş'ta olsun tonlarca Rizeli kardeşlerimiz var o statlarda alttan tutun da yukarı iş adamlarına kadar. Bir Rizespor Store açılsa bu insanların oraya teşvik edip ya bu insanlar Beşiktaş, Fener'i, Galatasaray'ı tutabilir ama bir yanlarında kesinlikle Rizespor olduğunu ben biliyorum. Yani mutlaka gider alışveriş. Bu da maddi açıdan Tabii Rizespor'a çok bu büyük bir daha katkı çok sağlayabilir. yani kulüple ilgili yöneticilere yönetilecek bir şey de yani benim Evet. fikrim yani Rizeli tek futbolcuyu gönderen adam Rizespor forması İstanbul'da giyilmiş giyilmemiş onu çok tasa eder mi bilmiyorum yani. Ben manevi yönüyle bakıyorum. Ticari yönünde yani kurup zarar ediyor Evet. formu. Yani çok kar marjı yok. Ona bakılır mı ya? Açacaksın da açmıyor. Ama Rizeli tek sporcuyu gönderenlerden bunu bekliyoruz. Yani onu söyleyeyim size. Tek bir Rizeli sporcu var. Onu da başka yere gönderiyor. Onlardan Rize bayrağını yukarılara taşı. Rize bayrağını takımdan Evet. altyapıya göndermiş. O da başka yere gitmiş yani. Böyle insanlarla. Yani
Şimdi Fatih abi, arkadaşlar da yazıyor ki hani Rize'de İstanbul'da büyüyen çocuklarımız da Rizeli olup menşe Rizeli olup İstanbul'da büyüyen çocuklarımıza da bir kapı açılmış olur. Lige sevdasını daha iyi yayabiliriz anlam babında hani Çok mantıklı şey düşünüyorlar kesinlikle. istedikleri çok mantıklı ama karşı tarafın bakışı bilemiyorum yani bu bağlamda çok fazla bir şey yok. Ya, Van'da başka yerlerde Rizespor bayrağı forması bu heyecan verici bir şey daha bunu yakalamak lazım yani. Evet. Fatih abi, Furkan Salih sormuş ki Fatih abiyle iletişime geçmek isterim. Acaba mümkün müdür? Bir saniye devam edeceğim Fatih abi mesaja. Fatih abiyle iletişime geçmek isterim. Acaba mümkün mü? Müze için bizim de bir düşüncemiz de var Ya demiş. benim numaram 535 335 98 45. Senden de alabilir. Her türlü Evet, Rizeli için. ben siz müsaade etmediğiniz Hiç müddetçe ben sıkıntı sizin yok. numaranızı veremem Fatih abi. Eğer böyle bir şey Tabii imkanınız tabii. şey olursa ben kendilerine telefonu iletirim. Arkadaşlar teknik konularda Fatih abiye soru sormayın. Teknik bilgisi yani teknik Yok yok direktör bilgim de herkes yok. kendi işini Yani yapar babında Fatih abi bunu çok iyi bilir. Ben araştırmacı gazeteciyim diyor. Bu babında bana sorabilirsiniz de spor tarihini. Ben teknik direktör değilim. Teknikten yani konuşurum ama anlamam çok. Herkes işini yapmalı. Çok güzel bir düşüncesi var Fatih abinin. Kesinlikle ben buna katılıyorum. Herkes işini yapmalı. Fırıncı fırın ekmeğini yapmalı. Marketçi şeyini satmalı. Bu şeyde sorularınızı yöneltirseniz çok kısa bir zamanımız kaldı. Fatih abi de çok meşgul etmek Sıkıntı istemiyorum. yok. İstanbul şimdi Gafur Yılmaz kendisi pilottur. Sevgili Fatih abi pilotumuz kendisi Rize'ye havalimanı açılmasının yapacağımız transferler üzerine etkisi olur mu Fatih abi? Malum direkt İstanbul'da bağlantı olacağı için soruyorum. Futbolcular bu Etkiler detayı sorun ediyor mu? olumlu bakar gelecek sporcu, gelecek insan. Rize'ye çok şey katar Ahmet Mesut Yılmaz havaalanı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Şu dönemde verilecek en güzel isim o şekilde lanse edilebilir. Bunun savaşını siz veriyorsunuz. Sizi takip ediyoruz bu konuda. Dilerim bu şekilde yapar. Yusuf Ziya Taş, hoş geldin kardeşim. Ne demişsin? Rizespor 1. Lig'de ilk kez mücadele ettiği 79-80 sezonunda ligde en çok galibiyet alan takım oldu. Ancak ligi 5. sırada bitirdi. Evet. Ligi 5. sırada Aynen bitirdi. aynen güzel yapıyorlar. Ertesi sezon ligden düştü. Bu iki sezonu anlatabilir mi? Ha. Özellikle 80-81 sezonu Trabzon yenildi, Rize düştü. Aynen. Evet hocam, Yani sevgili Fatih abi, çok kesinlikle güzel. Adana Demir maçı neler oldu abi? Yani ben söyleyeyim mi? En güzel sezonları, en güzel topçuların var olduğu sezonlardan bahsediyor. Mesela onun da var Bahattin abi, Sinan abi. Hüsnü abi, yani Edip abi, Zafer abi, Levent, Arif, Çingen Arif, Kuzu Hüseyin abi, Yaşar Elmas, Kahraman abi, Osman Denizci. Yani bu sezon yenmediğimiz büyük takım yok ilk çıktığımız sezon. Yenmedi. Ama orada bir ruh var. Kim var? Anzerli Kemal var yönetimde. Futbolcularıyla birleştirir. Kim var? Ali Baba Çillioğlu var yönetimde. Kim var? Başkan Nuri Akbulut var ilk çıktığımız kadroda. Paşa Ali Alaman var. Yani bir Rize ruhu var. Yani orada var ya he, o futbolcuların tek tek transferinde Tuncay Mataracı'nın imzası var. Çoğunda. Ama bu Rizespor'a gölge başkanlık etmiyor kardeşim. Rizespor'un yolunu açıyor. Siyaset her dönem Rizespor'da vardı. Ama bu kadar ofisten Rizespor yönetilmemişti. Ridvan Dilmen Rizespor'u yönetememişti yani. Söz sahibi olamamıştı. Yani her dönem siyaset vardı. Şurada bakıyorum şöyle bir şu kadro gelse şimdi oynasa şu kadro. Yani ne Evet. olur biliyor musun? Kalbim küt küt. Bahattin abi, Yaşar Elmas, Zafer abi, Osman, Erol, Levent yok bu yok böyle bir şey yani. Bu adamların hemen hemen çoğuna dokundum. Söyleşiler yaptım. Tek hatam ya kamerayla
görüntü almadım ya, daha çok yazılı gazetecilikten gelen bir şey. Şimdi de o eksiği gidermeye çalışıyorum. Görüntüye çevirmeye çalışıyorum. Onlarla görüşmelerim. Yani bu iki sezonu anlatmakla bitmeyecek bir şey. Yani anlatmakla bitmeyecek. Hepsi başarılı isimler. Hepsi. Ama bir de sonraki şampiyonluk var. 84-85'te çıkışımız var Süper Lig'e. Cesar Hoca. Cesar Hoca bir takım kuruyor ki 3 tane Trabzonlu var. Turgut abi, Erol, Metin. Diğerlerinin tamamı Rizespor altyapıdan, Rizespor ilçe takı yani yan takımlarından, amatör takımlarından oluşan futbolcular. Bunu gören Rizeliler diyor ki ya havalanmayın, bu takım küme düşer diyor. Öyle bir ruh yakalanıyor ki o takım şampiyon oluyor. O şampiyonlukta da çok büyük hikayeler, çok başka bir şey var. O takım deyince Cesarettin Altıntekin'i rahmetle anmamız gerekiyor. Allah rahmet Bir eylesin. Fehmi Ekşi diye bir bayrağımız vardı. Ankara'da kapısı, yüreği, gönlü bütün Rizelilere açıktı. Öyle bir büyüğümüzdü. Rahmetle anıyoruz. O şampiyonlukta takıma inandı. Takımının arkasında durdu, eleştirilerek şey yaptı ve şampiyon olduk. Yani bunu yakalamamız lazım. Şimdi bir tane Rizesporlu ya Muhammed Balcılar Ordu'da oynuyor. Yani Ordu'da da başarılı. Pazar'da başka pilot takım ilan etmişler falan, oynayan başka topçularımız var. Ya bu çocuklara şans verelim ya. Bizim değerlerimize şans verelim yani. Hiç öyle bir şey olmuyor ya. Şimdi Fatih abi, sorunun devamında 80-81 Tabii sezonunda onları tek tek Adana Demirspor Trabzonspor maçı var. Adana demiş 80. 81 sezonu Trabzonspor yeniliyor. Şenol Güneş'in kaleden alınışları var. Ha Gol başlığının yemeyen Şenol Şenol Güneş'in abi taş atılması olayı mı diyorsun? O dönemde sanırım Kaç sezonu Şenol anlamadım. Güneş 80. 80-81 sezonu Rizespor'un Abi. Trabzonspor'u yenilerek küme düştüğü sezon. Evet. Yani o sezonda galeci Şenol abiye taş atılıyor, işte başarılı Ali Babacilli oldu. Heyecanlı eli koşuyor Ertuğrul Dilek hakem maçta. Yani bilemiyorum ben Trabzon, Rize. Ya benim yapımda şöyle bir şey var. Bak bu siyasette bakışımda da taraftarlıkta da. Ya bana ne Trabzonspor'dan. Bunu öyle demek ki onları kötülemek için demiyorum. Bana ne Fener'den. Yani bizi düşürdü, bizi şey yaptı. Ben bunları çok algılayamıyorum. Ben kendi takımımın eksiğine bakarım. Siyasette de vur abalıya muhalefeti. Ya kardeşim benim tuttuğum parti 100 tane hata yapıyor ya. Ben tertemizim, akim, beyazım diyor. Leke oluyor ona. Ben önce o lekeyi temizlerim. Ondan sonra şey. Yani Trabzon maçı, ya benim ikinci takımım olsa, Rizespor olmasa, Allah göstermesin. Başka takımda hayatta düşünmüyorum. Trabzonspor'u tutarım. Bana yakın o. Şu anda da Abdullah Avcı var. Sevgiye dair sözler söylemek lazım. Abdullah Avcı Trabzonspor düzeltecek. Arada gel, şimdi geldi. Bak bir daha sezon daha iyi işler yapacak. Yani o takıma istediği transferleri, istediği Trabzon, bana sorsan Abdullah Avcı Hoca, yani öyle bir şans olsa, öyle bir şansımız yok. Bizim büyüğümüz, bizim Rize'nin büyüğü değeri. Dese ki Türkiye liglerinden Trabzonspor'a gidiyorum. Gitme abi, o lobiyi yıkamazsın. Yani orada sabır et demezse derim. Ama yendi bak, orada bir şeyler yapıyor. Abdullah Avcı güzel bir isim. Ama Rizeli bir abimize sor, Mustafa Bostan'a sor. Rize taraftarına hareket çektir. Ya maçın refleksiyle Evet. yaptığı bir şeydir. Abdullah Avcı'nın yüzü kızarır ya. Abdullah Avcı kaliteli bir insandır. Yüzü kızarır. Yani Abdullah abi Kasımpaşa'dan, ailesinden tanıyorum, yüzü kızarır yani. Rizeli'ye el hareketi yapacak. Yani onu babası duyar şey yapar ya. Ar eder yani. Hala aile kültürüyle yaşayan bir adamdır o. Yani o hareketi Rizeli'ye çekecek, ailesinin yanına gidip gidemez, gitmez, utanır.
Ya maçın refleksiyle bazı insanların yaptığı hareketler var. Rize de hareket çekebilir mi? Çeker mi ya? Evet. Sevgili Fatih abi, Mehmet Ali hocama sormuş ki en unutamadığı maç. Kim Mehmet Ali Karaca mı soruyor? Hayır. Mehmet Ali hocamız, öğretmenimiz sevgili Mehmet Ali Sukos Yani hocamız çok kendisi çok maç var da ben şey var benim unutamadığım yetiştiğimde Muharrem Vezir'in bizi Sakarya maçı yani hep anlattığımız maçtır. Bir de Akçabat'la el ele Akçabat Spor'u kurtardığımız maç var yakın dönemde. Yani çok maçlar vardı Evet. Rize Spor'a dair ama ben şunu hatırlıyorum. Bize bir iki numara vardı İsa Mandıralı. Çok eski ya İsa abi çok ben daha küçüğüm. Maçlara giderdim yanına alırdı beni filan. Fenerbahçe'den gelen Önder abi vardı. Hasan Vezir'le takasla gelmişti. Onlar unutamadığım maçlardan çok unutamadığım isimler var. Mesela Mufit var ya. Futbol stili, saçları. Hürrem abi var. Hürrem Trabzonlu abim, Zakşabatlı. Çok yıldız futbolcular var. Levent var, uzun boylu sırık. Levent abi var. Göztepe'li. Yani çok isimler var ama unutamadım. Maç Sakarya maçı yani bir anda yenikten sonra Muharrem abinin o peş peşe attığı goller. O maç yani herkes, çoğu insan da o maçı der yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi Fatih abi çok güzel anlatıyorsunuz. Benim kafamda sorular oluşuyor bu konuyla alakalı. Trabzon'la Rize'yi ayırt etmiyorsunuz. Onu anlıyorum. Kesinlikle. Yani eskiden ne oldu? Siz anlattığınız dönemlerde Trabzonlu futbolcular Rize Spor'da oynuyordu. Bir Abi tabii. Bütünlük vardı gibi geliyor bana. Yani sonra ne oldu? Rize Spor, Nasıl bir algı oluştu Rize da Spor aramız açıldı? Kulübü hangi sezon bilmiyorum. Rize Spor kulübü borçlarından dolayı otelde mahsur kaldı. Otelden eşyalarını alacak. Trabzonspor Başkanı Mustafa Günaydın otel borcumuz ödedi. Yani o dedi borcumuz eşyalarımızı öyle aldık ya. Rize'nin Trabzon'la Rize'nin arasındaki şey bu her alanda bu sürtüşme var. Ama ben şunu diyorum. Benim tarafım elbette Rize'dir. Ben Rizeliyim ya. Ama biz onlarda bir şey arayacağımıza kendimize bakalım. Rize'ye Cumhurbaşkanımız gelir. Veya başka bütün partiler bir noktada birleşik ortak sunum yapabiliyorlar mı? Yapamazlar. Trabzon'da yaparlar. Yani biz hep bunlara karşı yanlış bakacağımıza biraz da bazı şeylerde örnek alalım ya. Nasıl hizmet koparıyorlar? Nasıl dayanışma var? Şu anda görüyor musunuz? Kaç tane milletvekili bakanı üstüsü var? Bizim bir tane maçtan maça gelen arada bakan bir bakan var yani. Yani maçtan maça Osman Aş evet. Rize'de Muhammed Avcı Bey dışında sahada olan milletvekili var mı güzel kardeşim? Rize'de olanlara soralım oradan yazsınlar. Şimdi o konuda çok konuşma ben o konulara çok girmiyorum. Konuşma özürlüyüm o konuda. Çünkü girmiyorum. Kimin neler yaptığını, nasıl düğme iliklediğini zaten biliyoruz Fatih abi. Hepimiz biliyoruz. Şurada Trabzon-Rize mevzuunda tabii bu şekil olaya her girdiğiniz zaman hemen akla sorular var. Geliyor. Her iki tarafında eksikleri var. Şimdi 1980-81 dedik. Bir de son dönemde Bursa maçı Bursa var. Maçından, Ersan hocam sevgili Bursa maçından sonra Trabzonspor Kulüp Başkanı giderken yaptığı açıklamayı maç sonunda yapacaktı. Ve cezayı kesecekti. Evet. Hiçbir sorun kalmazdı. Bursa maçında bize yanlış yapıldı. Yani Trabzon boyutunda ama bütün şehre bunu mal etmek, bunu bir kavga, bir nefret kültürüyle devam ettirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. O gün o başkan orada gerekli cezayı kesseydi teknik durumluya, sporculara hiç sorun kalmayacaktı iki şehrin arasında. Ama giderken nifak tokumu toker gibi söylüyorsun yine. Ne anlam var ki? O gün yapsaydın gerekeni yapmamıştır o zamanki kulüp başkanı.
Evet, sevgili Fatih abi, Yusuf Ziya Taş devam etmiş, demiş ki 80 yılında o ruh devam etseydi, ligde şampiyon olabilseydik, Trabzon şehri gibi bizim de taraftarımız olur muydu diyor. Şimdi biz çok fırtınalı başladık. Yani o çık 79-80. Yani öyle bir şey ki Rizespor'un sezona başlarken teknik direktörümüz rahmetli anıyorum. Gürsel Aksel Rize'de benzin almaya gidiyor. Yani o zaman bidonlarla alınıyor. Yakıt sorunu var şu bu. Yakıtı benzin alırken petrol patlıyor. Patlıyor ve orada ölenler çok sayıda oluyor da hocamız da vefat ediyor. Mesela o insan Rizespor'un şampiyon kadrosunun ilk hocasıdır. Ona da vefayı göstermemişiz. Yani hiçbir yerde bir anma, bir şey yapılmamıştır onunla ilgili de. O sezondaki ruh farklı bir şeydi. Yani orada Anzerli Kemal vardı ya, Hamit Oral vardı, Hasan Kemal yardımcı vardı. Bu isimler efsane. Bu isimlerin hesabı Rize'nin başarısıydı. Rize bayrağının yukarı taşınmasıydı. Şimdi o ruhu biz göremiyoruz. Herkesin ayrı bir hesabı var. Farklı hesabı var ve sonuca gidemiyoruz. Onu yakalasa, onu var olan o kitlenin içinde Fener'i, İstanbul'da Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmek, o dönem beşinci olmak da, o dönem çok yıldız futbolcular var. Türk futboluna yıldızları var. O büyük bir başarıydı. Yankılandı yani Milliyet'te, Hürriyet'te sayfa sayfa manşet oldu. O bile güzeldi de düşme, aldığımız futbolcuları elimize tutamadık. Yani biz de yıldız oldular. Birinci ligde görünme şansı oldu o futbolcuların. Sonra takımdan gidince düşüş oldu. Yoksa ya yaptığı transferler, bakın o sezon Rizespor'da oynayan Galeci Bahattin Galatasaraylı, Yaşar Elmas Beşiktaş'tı, Kahraman Beşiktaş'tı. Hepsi yıldız futbolcular. Onları almak işte geçen birkaç gün önce işte 40'ında Tuncay Matarazı. Rahmetle anmak işte. Rahmetle anmak. Allah Tuncay rahmet eylesin. Matarazı deyince Rizespor için farklı bir şey. Yani Rizespor için maçta yakın bir dönemde kafasına şey geldi, taş geldi. Kafası yarıldı Rize maçı. Rize'nin hakkını savunurken maç sonrası. O ruh yok şimdi Evet. bizde. Herkesin belediye meclis üyesi mi olurum, siyasete mi atlarım? Yani bakıyorsun bir yönetici televizyon programı yaparken başkana çok ağır mesnetsiz onuru varsa istifa etsin diyor. Başkan için diyor yönetici. Bu başkanı kastetmiyorum. Sonra o dediği listeye yönetici oluyor. Yani böyle bir şey. Ama bir şeyi de ortaya koymuş oluyor. Rize'de herkes yöneticilik yapabilir. Yani. Ya bir vasfı, bir şeyi olmalı. Evet. Bir birleştiriciliği, bir kardeşliği, bir kovalaması, bir heyecanı olmalı. Bilemiyorum ya. Uzun tüyle izliyorum. Evet. Siyaset her kulübe yarar sağlarken de son zamanlarda ya yani her zaman yarar sağladı ama bizim çok yukarıya adım atacak bir pozisyonda olmadı. Nedense devamlı zarar veriyor Fatih abi. Bu Ya konuda ne dediğim düşüneceğim gibi var? yani siyaset, ya ben dediğim gibi bunlar eskiden siyaset hep vardı. Takıldığımız yerde engelleri kaldırmak için. Bunda Şike'yi kastetmiyorum asla. Yani futbolcunun transferi, kulübün rahat ulaşımı, şu su bu su için siyaset devreye girerdi bizim siyasi büyüklerimiz. Ve yönetimi var olan yöneticilere bırakırlardı. Şimdi parayı biz veriyorsak bizim dediğimiz alınacak. Ya bu kadar futbolcu, bu kadar 20 ikta, bu kadar transferde 7 tane futbolcu transferde en az doğurdu takımda yer almıyorsa bir sıkıntı var yani. Yani bir transfer modelinizde bu baldan bir vazgeçin yani. Bunu anlamak zor mu, ben anlamıyorum yani. Eskiden Fatih abi hemen şu siyasetçiler dediğim aklımıza gibi geliyor. ama sonunun net
Sorunun net cevabı şu. Eskiden siyasetçiler yardımcı olurdu. Şimdi siyasetçiler hem yardımcı oluyor hem yönetmeye kalkıyor. Yarın ne Burada olacak? Yanlışlık var. Yarın ne olacak? Yarın ne olacak biliyor musun? Aynı Mesut Bey gibi olacak. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin, sağlık versin. Bu ülke hizmetleri var. Vize hizmetleri var. İnan ona olan sevgi Mesut Yılmaz'da da aynıydı. Aynı. Onu da öyle seviyorlardı Rizeli. Rizeli geleni över, gideni unutur. Ve çok üzüntüyle izliyorum. Yani çok üzüntüyle. Yeter ki hepsini sevsin. Rize'nin her değeri başkacımızdır. Rize'ye Salaha Tüneli'ni yapan başkacımızdır. Sahil yolunu yapan başkacımızdır. Hastaneyi yapan başkacımızdır. Cumhurbaşkanımız Rizeli gururumuzdur. Fakat her şeyi hep ona hoş görünmek için, ona şey etmek için her şeyi siyasileştiriyorlar. Hayata çok siyasi bakıyorlar. Bunu Tayyip Bey yapmıyor. Rizeliler yapıyor. Yanlış yapıyorlar. Evet. Fatih yani abi şimdi Tayyip Bey'in yolunu açmaları, önünü açmaları, proje sunmalar lazım. Yani en ufak şeyde Tayyip Bey bilir. Ya kardeşim niye varsınız yöneticiler? Hazırlayın projeyi, sunun ona, önünü açın. Adamı yalnızlaştırmayın. Evet, evet. Şimdi Fatih abi uzun zamandan beri altyapıdan oyuncu çıkaramadık. Evet. Haliyle de altyapından oyuncu çıkaramıyoruz veya çıkarıyoruz, değerlendiremiyoruz veya parlatamıyoruz. Halbuki 70 kilometre ötemizdeki Trabzonspor'da bugün yine yayınımızın ilk dakikalarında bahsetmiştik. İyi oyuncular çıkarıyorlar ama biz bir türlü çıkaramıyoruz. Yani altyapıda olan antrenörlerde mi sorun var? Altyapıya torpilli oyuncu mu alınıyor? Yani şuraya geleceğim. 24 tane oyuncu aldık bu sezon. 24 oyuncudan sadece 10 tane adam gibi biraz fazla para verip oyuncu alıp da diğerlerini altyapıdan kavurup bir şey takım kursaydık belki de bundan daha verimli olurdu ama altyapıya baktığımız zaman ya bize gelen resim kötü resim ya da altyapıdaki futbolcuları kullanmak istemiyoruz. Yani bunun şeyini anlayamıyorum Fatih abi. Eğer bu konuda bir bilgin varsa bizi bir aydınlat. Ya benim düşüncem altyapı tamamen gözden geçirilmeli. Yeni bir anlayış geçirilmeli. Yeni bir model oluşturulmalı. Bunun için Hasan Kemal yardımcı deyin. Altın Ordu modeli diye bir model düşüncesi vardı. Şu an ne aşamada bilmiyorum. Ama altyapı mükemmel olsa da fark etmez. Üst yapının bakışı çok önemlidir. Yani altyapı tamam da bu, yani Balcıları, diğerlerini, isimleri sen bilirsin. Yenileri ben çok bilmiyorum. Boğaçan'ı bu altyapı yaptı. Onları niye gönderdin o zaman? Yani altyapı da bitmiyor. Üst yapı da altyapıya iyi bakmalı. Koordinasyon halinde bir iç içe olmalı yani. Altyapıyı önemsemeli. Yani Rize Spor'la 53 numara bir tane yıldız mı çıkmıyor ya? Mustafa Yılmaz, evet. Umut Ozan Kazmaz, ondan sonra Hasan Vezir, şu bu. Bitti. Yani bir tane Rize'den yıldız yetişmiyor. İnanıyor musun? Mücahit var şimdi bizim Umraniye Spor'da. En son akıbetini bilmiyorum. Başka takımlara gitti Mücahit kardeşimiz. Niye biz oynayamaz mıydı Mücahit? Biz bakmadık yani. O zaman o dedin ya 80'li yıllar. Kahraman Beşiktaşlı niye? Yence Pazarlı. Eşli Pazarlı. Hep o transferlere bakın. Bir Rize bağlantısı, Rize diyaloğu vardı. Bir Oz diyaloğu gene vardır yani. Anlatabiliyorum. Şimdi öyle bir tasa yok ki. 53 numarayı zenci asla ırkçılıkla ilgili demiyorum. Yabancı anlamında zenci dedim. Özür diliyorum. 53 numaraya yabancı giyiyor. Ya ben utanırım ya. Rize Spor bayrağıdır 53 numara ya. Yani onu bunu şeyde de gördük. Nasıl evren diyor? Şimdi arkadaşlarımız soruyor ki Abdurrahim Albayrak'tan biraz bize bahsedebilir mi? Yani Abdurrahim Albayrak Galatasaraylı bir kardeşimiz. Birinci takımı Galatasaray. Ben ikinci takım olayını anlamıyorum zaten. Yani Rizelidir, Rizeli bir iş adamıdır, Rize hizmetleri vardır. Benden Abdurrahim Albayrak'la ilgili olumsuz bir şey çıkmaz. Ben memleketimin değeridir. Yani hayat hikayesinde
çok ibret vardır yani. Bir zeytini paylaşarak babasıyla Almanyalarda çalışmış. Basit bir minibüsü varken Bedrettin Dalan servis işini Büyükşehir'in ona veriyor. Hiç tanımadan veriyor. Mücadelesini artık bir yerden mi duyuyor? Tırnaklarıyla bir yere gelmiş. Daha sonra Mesut Bey'in güzelliği olmuş ona. Tayyip Bey'in güzelliği olmuş ona. Bizim hemşerimizdir. Yani ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Yani ama ben Rize sporlu olmasını yeğlerdim. Rize spora sahip çıkmasını yeğlerdim. Fatih abi, şimdi şahsiyet olayına tabii ki herkes de tırnaklarla bile büyük bir saygımızın olması gerekiyor ama iş futbol sırasına geldiği zaman başka tatlı tuttu mu bütün potansiyel birden sıfıra iniyor bizim Ama niye taraftar Abdurrahim, gözüyle niye baktığın zaman. Abdurrahim, Tayyip Kıran Konyaspor'u mu tutuyor? Şimdi tabii ki şimdi oraya da Yani geleceğiz. Bir Tayyip Kıran şeyleri geçiyor. Abdurrahim bulunduğu alanda başarılı. Yani yönetimde o anlamda diyorum. Galatasaray filan anlatmıyorum. Onun için gözümüze geliyor. Ya Fenerli Rize Spor'u tutan kaç tane var? Hepsinin başka takımı var. Hepsinin. Yani Rizeli evet. iş adamı. Maalesef. Rize Spor'u tutan Rizeli iş adamı. Bir tane söyle bana. Var mı abi? Var mı abi? Siz söyleyin abi. Rafa Suya Batmaz var, iş adamıdır. Başka da vardır yani. Mutlaka az vardır. Evet. Sevgili Gafur Yılmaz, Fatih abi, bu soruya kısa bir cevap bekliyorum senden. Trabzonspor kadar kibirli bir taraftar topluluğu bence hiçbir yerde yok. Sizin gibi sizin gibi yani şöyle daha doğrusu yani Rize kanadında Fatih Sultan Kar var. Trabzon'u kesinlikle ayırt etmeyen. Peki Trabzon tarafında Rize'yi ayırt etmeyen sizin gibi değerler var mıdır? Daha doğrusu. Trabzon kanadında Aytekin Akay vardır. İstanbul'da yaşıyor. Çok kaliteli bir Trabzonludur. Rize Spor'un hakkını veriyor. Bak internete gir, yazısını oku. Rize Sporlar niye şey eski yöneticiler şey Rize'li iş adamlarına çağrıda bulunuyor. Takımınıza sahip çıkın gibi. Aytekin Akay vardır. Kazım Kuyumcu ile ortak arkadaşımız vardır. Birkaç isim vardır. Sürekli görüştüm. Rize Spor'u dert edinen var içlerinde. Gazeteci. Evet. Orada Fatih abi birisi, çok zamanınızı aldık. Orada birisi bir şey çok diyor. Zamanınızı aldık. Bayram Alıf'ın ben aradan sana size gelen sorular varsa onlara bakıyorum, size yöneltiyorum. Tahir Kıran'dan, Ahmet Kavalcılar'dan bahsedilmiş. Abdurrahim Albayraklar'dan Rize Sporlu olmadığından bahsedilmiş. Evet. Muhammed Taşçı abimize sizlere selamı var. Ben de. Fatih abi, yeni sezonda bu yönetimin olmaması gerekir kesin ve net diyen arkadaşlarımız Ben var. de temin ediyorum. Taraftara olarak reise baskı yapıp bazı şeylerin tamamen reise gitmediği hususunda bilgiler toparlanıyor bir yerde. Yani bütün Bir bilgiler soru. Şeye gitmiyor. Evet. Şimdi Fatih abi, sen de çok zamanınızı almak istemiyorum ve şöyle son 5 dakika diyelim. Siz bize kapınızı açtınız, evinizi açtınız, Sağ olun. donanımlarınızı bize Yok, sundunuz, çok fazla bir bize şey yok. geçmişten günümüze kadar Rize Spor'u anlattınız. Sizden Allah razı olsun diliyorum. Ara ara sizlerle bu platformda tekrar görüşmek isteriz. Sağ olun. Fatih abi, eklemek istediğiniz son zaman ya ben son olarak neler? Şunu diyorum. Rize Spor bir an evvel, yani şu anda hoca arayışı yok, hocamız var şu bu filan ama bir an evvel kendi özüne, kendi değerlerine sahip çıkmalı. Rize'de herkesin sevdiği, işinden başka iş yapmayan, başka bir hesabı olmayan güzel bir insan var, Mehmet Ali Karaca. Ona sahip çıkmalı. Rize Spor altyapıya önem vermeli. Rize Spor taraftarı dükkanına sahip çıkmalı. Yani görüyor, bu yanlışları görüyor. Yani bizim anlattıklarımız, maçtan maça gelip gölge başkanlık yapanlar Rize'li görüyor. Yani bunu buna gidin, kulübü
saldırın veya yöneticilere hakaret edin demiyorum. Haklı tepkinizin arkasında durun diyorum. Yani Rizeli dükkanına sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Tabi bunu çıkarken, bu sahip çıkma hususunda çıkarken öyle sahiplenmenin de bir adabı var. Tabii, tabii. Bu adabın üzerine Abi. kesinlikle aşmamak Abi. lazım. Bugün Yani belli usullere dikkat etmek Rize lazım. Spor'da kendisi de başarılı olmadığını, başkanlığı futbolu çok iyi bilmediğini söyleyen başkan Fındıklı'ya yatırımlar olmuş bir hemşerimizdir, değerli bir iş adamıdır. Yani insanların kişisel haklarına dokunmadan tepki koymak lazım. Evet, kesinlikle Hasan Başkan'ın kendisine gidenlere kapısını her daim Evet. açtığının şeyleri, malumatları bize geliyor. Spor üzerinden kendisine çok insanlara saldırıyoruz. Bizim artık yapımızda oldu spor hususunda. Kendi iç hayatında neler yaşadığını kimse bilmiyor. Herkesin kendi içerisinde acıları vardır. Bu acıları da bilerek insanlara davranılması hususunda biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Sonuçta hayatımız bir Rizespor'la devam etmiyor. Bir şekilde devam Bu ediyor. Bunun sorgusu var, bunun suali var, bunun diğer tarafı var. Allah'a hesabı var, hak var, hukuk var. Bunları da kesin düşünmemiz lazım. Hayatımız Rizespor ama hayatımızın başka hayat her şeye rağmen bir şekilde devam ediyor. Bugün korona ile uğraşıyoruz, yarın başka bir şey. Cenab-ı Allah bizim kulağımızı çekiyor. Bunları da Tabii düşünmek şimdi lazım orada Fatih bir abi. kız kardeşim Nur Ekşi. Rizespor'la Evet. ilgili yazarlar ne zaman doğruları söylesek engelliyoruz. Ben bunu bilmiyorum kime yazdı, ne etti. Ben her zaman doğruları yazabilirsiniz. Ben kimseyi engellemiyorum. Beni engelleyen de engelleyebilir. Çünkü benim hesabım Rize ile ilgilidir. Rize Spor'dur. Başka bir hesabım yoktur. Ha bu kardeşimiz, kız kardeşimiz birilerine herhalde tepkisini koydu, engel gördü. Demek ki eleştiriye açık değil. Rize Spor için tasa eden taraftarlara, özellikle bayan grubunda bir tane iyi bollu kız kardeşimiz vardı taraftar grubunda. Onlara biz önemsiyoruz, değer veriyoruz. Taraftar takımın her şeyidir. Rize Spor güzel bir taraftara sahip. Çünkü ben sana bir şey diyeyim, bu kadar yanlışlıklar Trabzon'da olsa bu kadar şey değil. Toplumsal olaylarda onların tepkisi daha farklı olurdu. Rizespor taraftarı sağduyuyla gidiyor ama dükkanının sahip çıksın ben diyorum. Evet. Sevgili Fatih abi, çok Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizin bilgilerinizden daha sonra da faydalanmak isteriz. Müsait Anladım. olduğunuz zamanlarda Betkü, çok teşekkür ben Rize ederim. Spor taraftarı işte bu grupta olan paylaşanlara söylüyorum. İstiklal Caddesi tünele bindiğiniz, Karaköy'e inerken bindiğiniz binada görev yapıyorum. Yolu düşenleri beklerim. YTT Genel Müdürlüğü'nün fotoğrafçısıyım. Mesai saatlerinde oradayım. En kısa zamanda Fatih abi, zaten ben de İstanbul'dayım, Levent'teyim, Metro City'deyim. En kısa zamanda sizinle görüşme fırsatımız inşallah olur, bu şu korona illeti başımızdan İnşallah. gitsin bir şekilde. Abicim çok teşekkür ederim. Bütün yüreğimizle Rizespor Nefis ailesine Ben konuk teşekkür oldunuz. ederim. Ben teşekkür Değerli ederim. bilgilerinizi. Ben teşekkür ederim. Evet, evet abicim. Hayırlı akşamlar Sağ ol. diliyorum. Son sözünüzü alalım Son abi. olarak şunu diyorum. Rize Spor deyince kalbar dişi farklılaşanlara selam olsun diyorum. Aleyküm selam bizden de Fatih abi. Hayırlı Sana akşamlar da diliyorum. Sağ sağ olun. ol. Var. Sakin. Evet, aldık Fatih abimizden de değerli görüşlerini aldık. Kendisi Rizespor tarihi denince akla gelen bayağı bir çalışmış, hüzünlenmiş anlatıyor. Evet, o dönemleri 80-81, 71 doğumlu kendisi. 10 yaşındaki zamanları anlatıyor. Anlatırken de gözleri doluyor. Yani yürekten yaşıyor Rizespor'u. Gerçekten o dönemde Hasan Vezirler'den, işte Sütükürkçülerden, diğer isimlerden bahsetti. Maşallah çok güzel. Yani Fatih abiyle inşallah bir maç izleme imkanımız olursa daha şey olur. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Sürprizlerimiz yine devam ediyor. Pazartesi akşamı saat 22.30'u gösterdiğinde saatler Roberto Serkan Özdemir. Serkan Özdemir bizlerle beraber olacak. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizlerin desteğiyle. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun.
Bir başka yayında da görüşmek üzere dileyelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Her şey Rize sporumuz için. Pazartesi umarım inşallah Cenab-ı Allah bize yol gösterir de 3 puanı alır, Rize'mize geri döner, rahat bir nefes alırız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.